projeyi hazırlanan yani KOBİ iş yeri yaptı projeyi. Hı hı. Bu kaç yıl sizin denetinizde oluyor? Şu anda programdan programa değişiyor ama minimum 3 yıl. Alınan makine, ekipmanlar ve yürütülmesiyle ilgili. Yani bir sene sonra proje tamamlanabilir. Hani işte işletme çalışır, üretimine geçer vesaire. Ama yine de 3 yıl boyunca proje kapsamında, en az 3 yıl boyunca proje kapsamında alınan makine ve ekipmanın ve hani orada yapılan üretimin başka birisine devredilmediği, işte makinelerin satılmadığı vesaire gibi işte durumlar tabii ki izleme değerlendirme birimimiz tarafından kontrol ediliyor. Bizim Topalya Kentrası'nın bir projesi var. O listesinde görebilir miyim? Kars minyatürleri yani. Kars minyatürlerin üretilmesiyle ilgili. Bu programlar şu anda karlamayı gütmeyen kurum kuruluşlar için yani aslında KOBİ'ler için. Yani hani adi şirket de olabilir. KOBİ derken biz bir çalışanı bile olsa hani kayıtlı, kendisi bile olsa adi şirketin sahibi. Hani zaten onu işte KOBİ statüsünde kabul ediyoruz. Yani bu anlamda bir sıkıntı yok. Ama kar amacı giden bir kuruluş olması lazım. Yani bir şirket olması lazım karşınızdaki başvuru sahibinin. Yani bu programlar özellikle kar amacı giden şirketler ve KOBİ'ler için hazırlandı. Yani onlar için uygun bir faaliyet olabilir tabii ki böyle bir malzemenin, ürünün üretilmesi. Yani asgari 50 başlığı üzerinde bir hayvancılık işletmesi öngörülecek. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman bizim bölgede yaşayan insanımızın ekonomik durumu zayıftır bu anlamda. Dolayısıyla 50 başlığı üzerinde hayvan işletmesi kuran insanlar çok çok azdır. Yani DAP kapsamında bilmiyorum ama 8-10 proje veyahut da 15-20 projedir. Onun ötesinde bir şey değildir. Tam olarak rakam aklımda değil. Şimdi bizim burada... Biz toplantıdayız ben çıkarken abim. Bizim bu hayvancılık programımızın en önemli özelliği 20 ile 40 baş arasındaki hedef kitleyi dikkate alıyoruz. Yani biraz daha ölçek diğerlerinde büyük. İnsanlar buraya ulaşamıyorlardı. Biz diyoruz ki biraz daha aşağıya düşürelim. Siz buna ulaşmaya çalışın. Neden? Şimdi bu ara kategoriyi beslediğiniz zaman zaten bunlar 2-3 yılın içerisinde ne yapacaklardır? Şimdi 30 baş, 40 baş destek verdiğiniz bir adam 2 yıl sonra rahat bir biçimde Tarım Bakanlığı'nın 50 baş, 60 başlık hayvan projelerinden de yararlanacak. Yani dolayısıyla siz adamları büyütmek için ne yapmak zorundasınız? Biraz ufaktan ufaktan onlara destek vermek durumundasınız. Desteklerinizi küçültmek durumundasınız. O bağlamda bizim ölçeğimiz Tarım Bakanlığı'nın ve DAP'ın uygulamış olduğu destek programlarıyla aslında çakışmıyor. Yani onların hedef kitlesi büyük ölçekteki insanlara, bizim hedef kitlemiz ise biraz daha ara katmanlara destek veriyoruz. Bu bağlamda ne yapacağız? Bu bir denemedir bir anlamda bizim için. Bakacağız nasıl olacak? Gerçekten eğer başarılı olursa, zaten dikkat ediyorsanız burada ne demişiz? Örnek kombine büyükbaş. Yani biz istiyoruz ki bu bir örnek olsun. Bir bakalım nasıl bir tepki yaratacak bölgede. Eğer hakikaten bu başarılı bir örnek olursa o zaman ne diyeceğiz? Biz bu açmış olduğumuz izi derinleştirerek devam edeceğiz. Yani desteklerimizi belki de diğer alanlardan çekip bu alanı tekzip ederek devam ettireceğiz. Bu bağlamda burada iz açtığımız zaman onun tamamlayıcı olan unsurları, soğuk zincirin oluşturulması, işte sağım ünitelerinin oluşturulması zaten burada da mevcut ama bu sefer de genele yaygınlaştırmak gibi bir çabamız olacak. Ama bu ilk programın içerisinde öncelikli olarak bir ara kategoriyi doldurmak ve bir alt iz açmak mantığıyla yapılmıştır. Yani biz bunu tasarlarken bu amaçla ve bu niyetle yapıyoruz. Peki Genel Sekreterim, ben iki şeyde bitireceğim. Çok oldu mu? Biz hangi tarihten çıkacağız bunu? Proje ilanı. Çıktı. Çıktık mı? Hangi tarih itibariyle? Beşi itibariyle çıktık. Yani beş dün itibariyle çıktık. Hmm. Bir ricam daha. Diyelim ki aklıma geldi. Bizim valimiz der ki efendim işte bizim bir hamamımız var çok eski. Efendim orası o dediğimiz butik oteller veya ona benzer şeylerden olabilir. Niye yok buna bir şey çıkan işletmesi falan der. Aklını çağrıştırdı. Biri çıksa diyelim ki orada o tür, sizin dediğiniz tür bir şey yapmaya kalksa. Ama onun sermayesi ve biz sizin katkınızla o bu katkınızla olmuyor. O zaman ne yapacak bu adam?
mesela. Yani onu bizim yapacağımız bir şey yok açıkçası. Yani bizim vermiş olduğumuz 400 bin lira, kendisinin de koymuş olduğu 400 bin, yani 800 bin lirayla bu iş olmuyorsa, açıkçası o daha büyük bir işletmecinin gelip bu işlere el atmasını gerektiren bir durum. Bu da şu aşamada bizim gücümüzü aşan, bizim ona taahhütte bulunacağımız bir şey değil bu. Evet. O bağlamda belki de Kültür Turizm Bakanlığı devreye girebilir, belki de işte devletin daha büyük kurumları, büyük yatırımlar için getirip burada onun altyapılarını, ıslah çalışmalarını falan yapabilirler. Bizim ulaşacağımız şey üstünde bir koruma sahip. Bizimle çok fazla bir alakası yok. Teşekkür. Evet, ben teşekkür ederim. Kısa bir şey ekleyebilir miyim? 3 Şubat 2012 akşam saat 7'ye kadar biz proje tekliflerini kabul etmeye devam edeceğiz. Buradan Kars'taki hizmet merkez binamızdan alacağız başvuruları. Ancak bu süreçte tabii bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri de yapacağız. Yani bu projelerin nasıl hazırlanacağı, daha iyi nasıl sunulabileceği. Bununla ilgili olarak ilk bilgilendirme toplantılarımıza gelecek haftadan itibaren başlayacağız. Daha sonra ay sonuna doğru da yine aynı şekilde bilgilendirme toplantılarının bitmesini müteakip eğitim toplantılarımıza başlayacağız. Yani birebir özel eğitmenler eşliğinde proje sunmayı düşünen başvuru sahiplerine proje formlarını nasıl dolduracaklarını, işte yanına koymaları gereken destekleyici bilgiyi, belgeyi nasıl hazırlayacaklarıyla ilgili olarak eğitimler vereceğiz. Ardından da yatırım destek ofislerimizde ve burada yine merkez binamızda da teknik yardım masaları kuracağız. Bütün bu takvimi ve bu eğitim toplantılarını, bilgilendirme toplantılarını takip edebilmek adına çeşitli zamanlarda bizler zaten belki sizlerden de rica edeceğiz bununla ilgili olarak bilgileri paylaşmanızı. Ancak internet sitemizi bütün ilgililerden sürekli olarak takip etmelerini rica ediyoruz. Yani bize telefonla, faksla zaten ulaşabilirler. İnternet sitemizde de bu takvim, bilgilendirme içerikleri, eğitim içerikleri sürekli olarak güncellenecek. O yüzden hani bunu da eğer paylaşabilirseniz bilgi olarak www.serk.org.tr internet sitemiz. Orada bütün yeni güncel programla ilgili, başvuru şartlarıyla ilgili bütün duyuruları ilgili taraflar bulabilirler. Neydi efendim sitemiz? www.serka.org.tr. Yani internet sitesini takip etmeleri, haberlerden dediğimiz gibi zamanında doğru takip edebilmeleri için toplantıları çok önemli. Yani böylece şimdi biz 26 yerde yani 4 il merkezinde Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta ve bütün ilçelerinde bilgilendirme toplantıları yapacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren de zaten başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren. Bütün bunların takvimleri, yer ve saatleri de zaten bu hafta içerisinde internet sitemizde duyurulacak. İlgilere, bize bilgisi olan herkese de zaten telefon yoluyla, posta yoluyla, SMS yoluyla iletilecek. Kimler?